Kent Konseyi olarak neler yapıyorsunuz? Şimdi Kent Konseyi olarak bizim görevimiz bölgede yaşayan yaklaşık 330 bin nüfusa ulaştık. Her kesimden insanın toplumsal anlamda yaşadığı sorunların çözümü konusunda ilgili merciler düzeyinde adım atmak ve bu konuda çözüm konusunda da takibini yapmak. Kent Konseyi'nin bir farklı yanı da belediye meclislerine belediye başkanından ve meclis üyelerinden başka tek önerge verebilen kurumlar. Biz bu konudaki de değerlendirmemizi yapıyoruz. Özellikle engellilerimiz konusunda meclisimize verdiğimiz trafik düzenlemesi, işte otoparklanmalar, onların hepsi oy birliğiyle geçti ve ona göre de düzenlemeler yapıldı. Tabii Kent Konseyi'nin dışında benim orada genellikle başkanlar gidiyor. El Ele Yaşam Derneği diye bir derneğin de başkanlığını yapıyorum ben. El Ele Yaşam Derneği de özellikle kadın ve engelli istihdamı konusunda çalışıyor. Bu kentin yoksullarına yardım yapıyor. Tamamen bağışlarla dönen bir derneğiz. Belediyemiz bize alan tanıdı. Desteklerini esirgemedi sağ olsun. Şu anda 4000'in üzerinde yoksul aileye Beylikdüzü'nde yaşayan düzenli yardımlarımız var. Yine hayatında hiç çalışmamış, kocası ölmüş, terk etmiş yaklaşık 200 tane kadınımıza da sanayiden destek alıp paketleme işi yaptırıyoruz. Onlar da ekmek götürüyorlar. Engellilerimize kurslar açıyoruz, meslek edindirme kursları konusunda. Mesela geçen sene Çin'i ustası yaptık 9 tane engellimizi. Onlarla hep beraber el işçiliği var. Şu sizin sırada standlar. Onlar da derneğimize bağlı bayanlar. Evde iş üretiyorlar. Geçimlerine katkı olsun diye onlara olanaklar sağlıyoruz. Satıyorlar evlerine. Ona göre katkı sağlıyorlar. Böyle bir derneğiz. Kent Konseyi ve El Ele Yaşam Derneği olarak da. Özellikle Kadın Meclisi Başkanımız Semra Hanım, gel. Çocuk istismarı, kadın şiddeti, ondan sonra özellikle bilgilendirme, farkındalık, bize bağlı derneklerle panellerimiz var. Her dernekle olanakları açıyoruz. Onlara destek oluyoruz. Hem halk sağlığı konusunda, tüketi konusunda, özellikle bu erken yaşlar konusunda toplantılar, paneller, seminerler düzenliyoruz. Kaç tane dernek var size bağlı? Bizde şu anda 139 hazirunumuz var. Bunun 12 tanesi işte belediye başkanı, kaymakam ve 10 ilçe müdürü. Onun dışındakiler STK'lar. Bizler de sinema emekçileri olarak sizlere nasıl bir desteğimiz olabilir? Valla mutlu oluruz. Gelin arada sizlerle de söyleşi düzenleyelim. Söyleşi yaparız tabii. Söyleşi yaparız. Anlatırız. Kendimizi anlatırız. Mesela sinemayı anlatırız. Yaşayacağım anlatırız. Kendisi. O kadınların söyleşi, yazarlık atölyeleri günü, film yapıyor. Gösterimleri. Kadınlara nasıl yazar olunur onu öğretiyor. Gençlere öğretiyor. Yani bizim alanımız çok geniş. Çok siyaset güzel. Olmadıktan sonra hiçbir siyasi parti tabii, ayrımı yapmayız. Bizim için herkes eşittir. Tabii. Her bir vatandaşımız bizim karşımıza çok değerlidir. Ona nasıl öyle yardımcı olmaz. Olabiliriz? Hayatına nasıl renk katabiliriz? Ufkunu nasıl açabiliriz? O konuda çalışmalar size. Yapıyoruz. Bekleriz. Semra Hanım, siz tanıyabilir miyiz? Tutuk duyarız. Semra Atasoy ben. Buyurun. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı'nı yapıyorum. Meclislerden bir tanesinin başkanlığını ben yapıyorum. Burada da kadınlarla ilgili bilgilendirme özellikle. Eğitim, seminerleri, bilgilendirme, söyleşiler onları yapıyoruz. En ağırlık verdiğimiz nokta da şiddet. Geçen ay 42-41 kadın öldürüldü. Ağustos ayında bu hiç dikkati çekmeyen rakamlar. Aslında çok yüksek rakamlar. Bununla ilgili şiddete uğramadan önce işte nasıl tedbir alınır, nasıl engellenilir? Onunla ilgili eğitim seminerleri veriyoruz Beylikdüzü'nde. Kadınlarla ilgili çalışmalarımız daha çok bizim bu yönde. Kent Konseyi de el işleri atölyeler olarak devam ediyor. Şöyle bir şey, tabii biz bize şiddet mağduru çok kadın geliyor. Onların belediyemizin kurduğu kadın danışma merkezimiz var. Mesela onların orada takibini de yapıyoruz. Yani bu şiddetten nasıl kurtulacak?
veya avukata nasıl başvuracak? Ondan sonra işte tabii yani biz değil de onu pedagoglarla ve sosyologlarla yapılıyor. İşin içine tabii avukatlar giriyor, emniyet giriyor. Bize düşen tarafı Semra Başkan'ın söylediği görmeden önce onları bilinçlendirip hani şiddet gördüğü zaman en azından gidip sığınacağı bir alan var, onlara sahip çıkanlar var noktasında eğitimlerini sağlamak. Fevkalade, çok güzel. Sema Hanım, kitaplarımızı tanıtabilir misiniz? Ya kitap tanıtmak, bunlar elimde kaldı. Bir arkadaşa hediye edeceğim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde Bafra'da bir öğretmenimiz çok güzel bir etkinlik yaptı. Biz buradan kent konseyi olarak kendisine destek olduk. O hanım şimdi buraya ziyaretimize gelmiş. Ben de ona kitaplarımı götüreceğim. Böyle yakalandım. Yani roman var ama özellikle bunu göstermek istiyorum. Bu bir Atatürk serisi. 5 ayrı kitaptan oluşan. Öykülerde çocuklara Atatürk'ü anlattık. Çünkü çocuklara anlatılmadı Atatürk. Hep yetişkinlere yönelik var. Biz öykülerde anlattık. O seriyle ilgili aşağıda Büyükçekmece Belediyesi'nde bir çalışma yaptık bugün. Bir de yazarlık atölyesi vardı orada. Tabii biz atölyeyi burada da yapıyoruz. Buradaki kadınlarla da yapıyoruz. Bu şekilde bir çalışma sürdürüyoruz.